Arkadaşlar merhaba. Bugün şu yapmış olduğum katlanır kamp ocağını göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Hemen geçelim videoya. Hatta ocağımızın açılışına. Normal bir kutudan yaptım. Taşı kutusu. Bunlar inşaat demiri. Yaklaşık 22 santime şöyle yaptığımız zaman 15 santim falan. Yaklaşık 1-2 milimlik ince sacdan oluşuyor. Bunu nereden aldık? Eski davlumbazların, çelik davlumbazların baca sacı bu. Şöyle göstereyim inceliğini. Tek parçaydı. Biz bunu kestik, birkaç parçayı birleştirdik birbirine. Şu şekilde. Defter gibi oldu. Bu araya da bir parça daha saç koyduk. Kurulumu tabii ki çok basit. Şuradaki iki parçayı karşıya geçiriyorsunuz. Sonra da kilidi kapatıyorsunuz. Kilit sistemi. Mantığı bu kadar. Biraz sonra içerisinde ateş yakalım. Kilit. Ufak bir kilit parçası vardı. Düşürdük. Yumuşak. Şu anda bu şekilde. Hemen bir ateş yakalım. Sonra da çaydanlığımızı üstüne koyalım. Çayımızı demleyelim. Çalışması gayet güzel. Katlandığı zaman çok az yer kaplıyor. Bazı markalarınkiler var. Yalnız fiyatları uçuk. Ben bunu takriben 10-15 liraya, hadi elektrik parasıyla birlikte 20 liraya mal ettim. Gayet de güzel. Kullanışlı. Dışından da görebiliyorsunuz. Çeliği ilk aldığımızda bu şekildeydi. Dışı parlaktı. Yandıkça kararıyor. Ona yapılacak hiçbir şey yok. Sıfır da alsanız, yani markalı ürün de alsanız, markasız ürün de alsanız, yandığı sürece bu şekilde kararacak. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Soru, görüş ve öneride bulunmak isterseniz tabii ki açığız. Yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz. Şurasını şöyle yapsaydım daha iyi olurdu der dediğiniz bölümleri olursa, ki olabilir, illaki olacaktır. Çünkü bizim de eksiklerimiz var. Bilmediğimiz şeyler var. Bunları yorum kısmından iletirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Tabii odunlarımız biraz nemli. O yüzden yanmıyor. Bu demirlerde şu şekilde hem taşımak için ateş kutusunu istediğiniz yere götürüp getirebiliyorsunuz. Tabii içinde şu an bir parça uzun çıktı. Hem de şu şekilde koyduğunuz zaman çaydanlık, tava içine düşmeden durabiliyor. Ekstra olarak bunları yere çakıp yerden yüksekte de ateş yakabilirsiniz. Yani bu kutuyu havaya kaldırırsınız şu şekilde. Tabi o yanmadan önce olacaktı. Bu
şekilde kutuyu üstüne koyup ateşte yakabilirsiniz. Bunun olmadığı yerlerde bunun üzerine de çaydanlık koyup ateş yakabilirsiniz. Hemen hemen mantığı aynı. Ateşiniz burada yanmaya başlasın. Biz çaydanlıklarımıza su dolduralım. Ondan sonra devam edelim.